كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kıymetli kardeşlerim, her zaman diyoruz ki Allah rızası için şu dini dertlenelim. Herkesin bir derdi var kardeşim. Şurada ben dört dörtlüğüm diyen bir tane adam çıkmaz herhalde. Varsa kendini bir sorgulasın. Evet. Herkesin bir derdi var. Ama biz o dertlerden sadece bak bir tanesini, o bir tane derdi Allah yaparsak, o bir derdi İslam yaparsak, o bir derdi din yaparsak, vallahi de billahi de dünyalık dertlerimiz ortadan kalkacak. Allah Celle Celaluhu bunu vaat ediyor. Biz ne kadar dünyayı dertlenirsek Allah Celle Celaluhu bizim dünyalık dertlerimizi arttırıyor. Bugün birçok kardeşimiz var. Evlilik derdine düşmüş. Niye kardeşim? Ortam öyle bir hale gelmiş kardeşim. Maalesef her şey oraya yönlendirilmiş. Ya altın olmuş şu kadar, koltuk takım olmuş bu kadar, beyaz eşya olmuş. Ya insanlara ahiret derdini düşünecek fırsat bile bırakmıyorlar. Kardeşlere suçlamıyorum ben. Bak artık ortam o hale gelmiş. Nasıl biliyor musun? Başka bir örnek vereyim. Faiz kanımıza karışmış. Yediğimiz ekmekte bile faiz var kardeşim. Sen alnının teriyle böyle yaparak akşam diyorsun iki ekmek aldım, maaşını aldım. Ama maalesef o maaşın içinde de, o ekmeğin içinde de, o bindiğin arabanın benzininde de her şeyde bir faiz var. Evet. Karışmış artık. Niye? Bunu biz istedik. Bizim derdimiz ahiret olsun. Biz Allah'tan isteyelim. Dertlerin dermanı Allah'tır. Bugün herkes böyle başın önüne bir alsın bir şey yapsın. Ya biz ne yapacağız ya? Derdimiz başımızdan aşkın. Ama biz derdimizi hep kime açıyoruz kardeşim? Biz bugün derdimizi kime anlatıyoruz? Herhangi bir sıkıntıya düştüğümüz zaman biz Allah'tan mı istiyoruz? Kuldan mı istiyoruz? Allah'tan mı bekliyoruz? Kuldan mı bekliyoruz? Herkes bunu bir sorsun kardeşim. Ben Allah için diyorum ki sen Müslüman kardeşim. Sen bir derdin olduğu zaman yalnızca benim bu derdimi Allah çözer dersen vallahi de billahi de Allah Celle Celaluhu bütün hizmetleri senin ayağın altına serer. Bakın bir kıssa anlatayım size. Ali Tantavi anlatıyor. Diyor ki Şam'da kadılık yaptığım zaman kadı yani hakim o zamanın en yetkilisi. Bir kere diyor arkadaşlarımla beraber bir kardeşimizin evine onu ziyarete gittik. Ben diyor o ziyaret esnasında birden bir daralma, bir bunalma geldi. Nefesimin kesildiğini hissettim. Durup dururken hiçbir şey yok. Bir anda nefesim kesildi. Nefes alamıyorum. Arkadaşlarımdan oradan çıkmak için müsaade istedim diyor. Lakin arkadaşlarım orada oturmamı, oradan gitmememi istediler. Ben de diyor bari biraz hava alayım diye dışarı çıktım. Yolda karanlıkta yürürken bir kadının arkamdan Allah'a yalvardığını, Allah'a dua ettiğini işittim. Ve döndüm. Kadının yanına gittim. Baktım ki kadın hıçkırarak, ağlayarak Allah Celle Celaluhu'dan yardım istiyor, yardım talep ediyor. Kadı Tantavi diyor ki, kadına sordum, ey bacım sıkıntın nedir, problemin nedir, derdin nedir, neden ağlıyorsun, gecenin bu saatinde, bu karanlıkta burada ne işin var? Kadın diyor ki, benim kocam çok zalim bir adam, beni sürekli dövüyor ve en son bana dedi ki, bu evden defol git, bir daha bu eve geri gelme ve bir daha çocuklarını görmeyeceksin. Kadın hıçkırıklarla ağlarken, kadı Tantavi diyor ki, kadın tanımıyor. Sen neden kadıya gitmiyorsun diyor. Kadı Tantavi kadına diyor. Sen neden kadıya çıkmıyorsun? Hani derdini kadıya anlat ki kadı senin işini çözsün. O kadın diyor ki ben aciz bir kadınım. Ben aciz bir kulum. Kadı Tantavi benim bu halimi nereden bilsin? Ben onun huzuruna nasıl çıkayım? Ve kadı Tantavi diyor ki bunu anlatırken hıçkırıklarla ağlayarak diyor ki o kadın nereden bilecek ki Allah Celle Celaluhu'nun kadıyı boğazında bir iple kadının önüne kadar getireceğini nereden bilecek? Allah Celle Celaluhu adamı alır. Tamam bak. Subhanallah gece gece o kadının
O kadı Tantavi'nin nefesini kesen kim? O kadı Tantavi'nin sokağa çıkmasını isteyen kim? O kadını, o kadı ile, o dertli kadını kadı Tantavi ile karşılaştıran kim? Kadın nasıl bir dua etti? Allah Celle Celal onun bu duasına ne kadar tez, ne kadar çabuk cevap verdi? Biz kimden istiyoruz kardeşim? Bizim problemimiz bu. Biz isteyeceğimiz kişiyi bilmiyoruz. Biz Rabbimizi tanımıyoruz. Allah'tan isteyeceğiz. Biz her zaman burada faziletli zikirler, faziletli ameller anlatıyoruz. Ve diyoruz kardeşim, bakın bu sadece zikirdir. Sen kalben Allah'tan isteyeceksin. Bak bunu unutmayın. Her zaman söylüyorum. Peşine zaten bir zikir var, onu söyleyeceğiz. Ama unutmayın, senin işini gören o zikir değil. Senin işini gören Allah Celle Celaluhu. Evet. Bak bir zikir var. Bir ismi azam yerine geçecek bir zikir. İnşallah problemi olan, derdi olan, sıkıntısı olan, maddi, manevi, uhrevi, dünyevi, ama bir daha söylüyorum, bu kadı Tantavi meselesini unutmayın. Allah'tan isteyeceksiniz. Yardım edecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bak. Cuma günü herhangi bir vakitte. Cuma ne zaman başlıyor? Normal bizim takvimimize göre konuşuyorum. Perşembe akşamından cuma akşamına kadar. Bugün şu anda biz cumada değiliz. Cumartesiyiz. Hicri takvime göre konuşuyorum. Evet. Normal takvime göre, şimdi herkesin kafası yanmasın. Normal bizim kullandığımız takvime göre perşembe akşamı başlar, cuma akşam biter, cuma günü. İyi dinledin. Cuma günü herhangi bir vakitte bir kimse bu zikri okursa, peşine dua ederse, doğu ve batı arasında ne isterse istesin, Allah Celle Celaluhu onun bu duasını kabul edecek. Bak unutmayın, bir daha söylüyorum, üstüne basa basa. Zikri yapıyorsun, sana onu verecek olan Allah Celle Celaluhu. Biz her zaman söylüyoruz, İsmi Azam diye bir sohbet anlattık. Ama sen o zikri burayla yapmazsan, burayla istemezsen, kusura bakma kardeşim, avucunu yalarsın. Evet. Bu İsmi Azam nedir? Altına da inşallah yazacağız. La ilahe illa ente ya hannanu ya mennanu ya bediyas semavati vel ardı ya zel celali vel ikram. Ne kadar kolay. Bir tüyo vereyim kardeşlerime. Erkek kardeşlerime tüyo veriyorum. Sonra hanım kardeşlere de tüyo vereceğiz. Bu zikri ezberlersiniz. Çok kolay. Altına da yazacağız. Bak. Hem cuma günü, bak bu genel bir kavram. Cuma günü istediğin saatte. Ama kalben. İnce tüyo. Hoca cuma namazında minberden inip mihraba gidene kadar. Hani hutbe okuyor hoca. Hutbeden inerken normal bir zamanda mesela minberden hutbeye kadar kim ne dua ederse, şey mihraba kadar giderken yapılan dualar reddolunmaz. Ne dua edersen et. Sen bir de üstüne ekstra bu zikri yaparsan, ya hızlıca okuyabilirsin. Hoca zaten merdivenlerine kadar bu zikri ezberlersen yaparsın. Ondan sonra mihraba gidene kadar da artık o arada yani tek bir şey iste. Her cuma yap. Ya Rabbi araba istiyorum lan. Amin yani. Ya da peşine hayli bir işim var kardeşim. Ya Rabbi evleneceğim, işimi kaldırırsın. Amin, bu kadar. Bak kaç saniye? Birkaç saniye. Ama evvela bu zikri ezberle. Cuma günü herhangi bir saatte yapabilirsin. Ezanla kamet arası yapabilirsin. Hanım kardeşlere diyoruz kardeşim. Ezanla kamet arası hanım kardeşler bu zikri yapabilir. Tam kabul olması için bak. Net. Yani normalde yine kabul olur ama katmerli olsun yani böyle. Ya da sen herhangi bir cuma bir saatinde yine bu zikri yapabilirsin. La ilahe illa ente ya hannanu ya mennanu ya bediyas semavati vel ardı ya zel celali vel ikram. Bu kadar basit. Normal bir zamanda yaptın. Tamam inşallah. Ama sen bir de ezanla kamet arası yaparsan, ya da erkek kardeşlerimiz için bir daha söylüyorum, hoca minberden mihraba geçene kadar o arada yaparsan kardeşim, Allah'ın izniyle katmerli olur. Ne diyor? Doğu ve batı arasında ne isterse istesin onun duası kabul olacak. He, ekstra. Dua ettin, kabul olmadı. Kabul olmadı değil, sabret. Bak bu İsmi Azam gibi değil. İsmi Azam 24 saat içinde Allah'ın izniyle oluyor. Belki de bak şimdi sen mesela dua ettin.
Ya Rabbi işte hayırlı iş ver, hayırlı iş ver. Saydın. Baktın hiçbir olmuyor. Bak şimdi. Büyükler ne der biliyor musunuz kıymetli kardeşim? Allah Celle Celaluhu senin o içten samimi yaptığın duayı kabul etmedi. Ama belki de senin anneni, senin babanı, senin çocuğunun ya da herhangi bir akrabanın başına gelecek bir kazayı engelledi o duası bile. Allah Celle Celaluhu mesela sen dedin ki Allah'ım ne bileyim bir araba istiyorum. Misal diyorum yani. Allah Celle Celaluhu sana o arabayı vermez. Ama belki de senin evladını, senin çocuğunu bir kamyonun altında ezilmekten kurtaracak. Bak bunları unutmayın. Ya da Allah Celle Celaluhu senin o kabul etmediğin duanı mahşer günü sana sevap olarak verecek. Ya ne anladık bu işten? Ne mi anladın? Söyleyeyim ben sana kardeşim. Allah Celle Celaluhu amel defterinde fazladan sevap yazıp da adam diyor ki ya Rabbi ben bunları yapmadım. Benim bu kadar sevabım yoktu. Bunlar nereden çıktı? Allah Celle Celaluhu diyecek ki bunlar işte benim senin o dua edip de benim kabul etmediğim duaların. Onların hepsini sevaba çevirecek Allah Celle Celaluhu. Peki okul ne diyecek? Keşke hiçbir duam kabul olmasaydı. Evet. Çünkü mahşer günü bir sevaba bile muhtaç olacağız. Bunları unutmayın inşallah.